Merhaba dostlar. Bugün JBL'in tam kablosuz Bluetooth kulaklığı olan JBL Pro Plus'ı inceliyoruz. Öyleyse incelememize önce kulaklığın kutu açılışıyla başlayalım, ardından incelemesine geçelim. Tasarımsal olarak JBL Pro Plus'ı incelediğimizde gayet ergonomik bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Kulak yapısına göre tasarlanmış olduğunu görüyoruz. Dış yüzeyi tamamen dokunmatik bir yüzeyle kaplı. Ben bu kulaklığı daha önce inceleme imkanına sahip oldum. Bengaloo Sambioplay'in X modeline benzetiyorum. Bu kulaklığı uzun süre kullandığımda kulağımda çok ağrı hissetmediğimi söyleyebilirim. Gayet kulağa rahat oturan bir yapısı var. Gövde tasarım ile Apple AirPods Pro'ya benzeyen kulaklık çok fazla renk seçeneğiyle bize sunuluyor. Bu renkler siyah, mavi, gri, pembe, beyaz, altın ve krem renk seçenekleriyle piyasada sunuluyor. Benim elimdeki renk ise krem rengi, yani bej rengi. Şarj kutusu enine doğru geniş, kompakt diyebileceğimiz bir boyutta sahip. Kulaklıkların kendisi gibi şarj kutusu da göze hoş gelecek bir tasarıma sahip. Ön tarafında kulaklığın şarjının ne kadar olduğunu gösteren bildirim LED paneli bulunuyor. Arka tarafında Type-C şarj yuvası bulunuyor. Kulaklığın kapak tasarımına baktığımızda gayet yumuşak bir şekilde açıldığını söyleyebilirim. Kapanırken de yumuşak bir şekilde kapandığını söyleyebilirim. Ortasında da JBL logosu bulunuyor. Hani pek görünmüyor ama ışık altında tuttuğunuzda görebilirsiniz. Kulaklıklar kutunun içerisinde bu şekilde duruyor. Kulaklıklar kutuya mıknatısları yardımıyla sıkı bir şekilde tutunuyor. Kulaklığın kutu tasarımına baktığımızda yine üst tarafında JBL Pro Plus yazısını görüyoruz. Kulaklığın kutusunun gövde tasarımında ise sağ tarafında right, yani sağ kulaklığı koyduğumuz bir ibare bulunuyor. Sol tarafında da left, sol kulaklığı koyabileceğimiz bir ibare bulunuyor. JBL Pro Plus her iki kulaklık kabinlerinin dış tasarımında dokunmatik bir yüzey alanına sahip ve sensörler bulunuyor bu yüzeyde. Bu sensörler oldukça hassas ve en ufak hareketlerinizi algılayabiliyorlar. Kabinlerin iç kısmında ise yakınlık sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde kulaklığı kulağınıza taktığınızda dinlemiş olduğunuz müziğinize veya videonuza devam edebiliyorsunuz. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda da dinlemiş olduğunuz müziğe ara verebiliyorsunuz. Bu şekilde bu sensörlerle kolay bir şekilde kullanım size sunuyor. Kulaklıkla beraber gelen silikon uçlar şeffaf bir yapıya sahip ve tasarımının gayet hoş durduğunu söyleyebilirim. Fiyatına göre JBL Pro Plus'ın malzeme kalitesi gayet iyi, güzel. Hem şarj kutusu hem de kulaklıkların kendisi pürüzsüz bir yapıya sahip. Kulaklığın malzeme kalitesinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Oldukça kullanışlı ve dayanıklı bir yapıda. JBL Pro Plus'a kulağıma taktığımda herhangi bir ağrı veya sızlık hissetmiyorum. Gayet rahat bir şekilde kulağıma oturduğunu söyleyebilirim. Yalnızca şu silikon uçlarının üst tarafından bulunan şu bombeli yapı bir süre sonra sizi rahatsız edebiliyor. Kulaklıkları 1 saat 2 saat dinledikten sonra kulağınızdan çıkarıp kulaklarınızı dinlendirmekte fayda görüyorum. Zira ben öyle yapıyorum, yani 2 saat kullanıyorum, daha sonra da kulaklarımı dinlendiriyorum. Kulağa oldukça iyi bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın izolasyon özelliklerine geldiğimizde bu kulaklıkta hem pasif gürültü engelleme özelliği var hem de aktif gürültü engelleme özelliği var. Pasif gürültü engelleme özelliği bu silikon uçlar sayesinde kulaklık kulağınıza, kulak yolunuza daha iyi bir şekilde oturuyor ve dışarıdaki sesi bu silikon uçlar sayesinde güzel bir şekilde kesebiliyor. Onun üstüne bir de aktif gürültü engelleme özelliği eklendiğinde gayet ortalama diyebileceğim bir gürültü engelleme performansı bize sunuyor bu kulaklıklar. Her ne kadar Apple AirPods Pro 2. nesil veya Sony WF-1024 kadar aktif izolasyon özelliği olmasa da bu kulaklığın ortalama diyebileceğim bir gürültü engelleme performansı olduğunu söyleyebilirim eğer karşılaştırma yapacak olursak. Bu kulaklığın günlük kullanım özelliklerine geldiğimizde 10 dakikalık bir şarj ile toplamda bize 1 saatlik bir kullanım sunuyor. Onun dışında kutu ile beraber
28 saatlik bir kullanım söz konusu. Bu kulaklığın diğer piyasadaki kulaklıklarla karşılaştırıldığında gayet normal bir tür olduğunu söyleyebilirim. Başarılı ANC, 6 adet mikrofon, otomatik duraklatma veya başlatma, otomatik kapanma, mobil uygulama desteği ve IPX4 sertifikası. Elimdeki bu Bluetooth kulaklık premium diyebileceğim bir Bluetooth kulaklık sınıfına giriyor bu özellikleri sayesinde. 28 saat batarya süresi en iyisi olmasa da gayet güzel bir süre, makul bir süre. USB-C portunun hızlı şarjı getirmesi ayrı bir avantajken kulaklığın toplamda 2 saatlik bir şarj ile tamamen şarj olduğunu söyleyebilirim. JBL Pro Plus'ın her iki kulaklığın dış yüzeyinde de dokunmatik sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde günlük kullanımda okula giderken, işe giderken, spor yaparken gayet rahat bir şekilde kontrol edebildiğinizi söyleyebilirim. Müziğinizi otomatik olarak durdurmak için tek yapmanız gereken hareket kulaklığı kulağınızdan çıkartmak veya kulaklığın dış yüzeyine dokunabilirsiniz istediğiniz gibi. Bu sayede yapmış olduğunuz aktiviteden geri kalmadan bütün kontrolleri rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. JBL Pro Plus'ı kulağınızdan çıkartıp herhangi bir şekilde masaya koyduğunuzda bunun otomatik kapanma süresini mobil uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Bu gayet bence kullanışlı bir özellik olmuş. Bu sayede kulaklıkların şarjının bitme endişesinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Mobil uygulama oldukça modern bir arayüze sahip. Mobil uygulama sayesinde kulaklığın equalizer ayarlarına müdahale edebiliyorsunuz. Ambiyans modu, şeffaflık modu, aktif gürültü engelleme özellikleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Dokunmatik kontrolü kişiselleştirebiliyor ve yazılım güncellemesini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. JBL Pro Plus'ın mikrofon kalitesine geldiğimizde gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Temiz ve anlaşılır bir şekilde telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz kulaklığımızın nasıl bir mikrofon performansı var hep birlikte görelim. Merhaba dostlar. Şu anda sesimi JBL Pro Plus üzerinden duyuyorsunuz. Sessiz bir ev ortamındayım. Sesim karşı tarafa bu şekilde gidecek. Eğer bir telefon araması gerçekleştirirseniz. Kulaklığın ses performansı, ses çözünürlüğü sizce nasıl? Bunu yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Öyleyse kulaklığın görüntülü ortamdaki mikrofon performansı nasılmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şu anda arkamdan kafe gürültü sesi açacağım ve kulaklığın ortamdaki performansı nasılmış? Evet, şu anda arkamdan kafe gürültü sesi geliyor ve sesim size bu şekilde ulaşıyor. Sesimin netliği nasıl, anlaşılabiliyor mu hala? Bununla alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayınız. Öyleyse kulaklığın diğer özelliklerine devam edelim. JBL Pro Plus modeli Bluetooth 5.0 altyapısı ile geliyor ve oldukça standart kodekler eşliğinde bize ses performansı sunuyor. aptX, aptX HD, LIDAC gibi ses kodeklerine sahip değil. Bu kulaklık standart kodekler eşliğinde Android cihazlarla SBC, iPhone gibi cihazlarla ise AAC ses kodeği ile beraber çalışıyor. Ben elimdeki test ürününde herhangi bir bağlantıda kopma gibi bir problemle karşılaşmadım. Gayet stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. JBL Pro Plus'ın ses kalitesine geldiğimizde ise makul bir çözünürlükte mid frekans odaklı bir tonal karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Buradaki sürücülerin teknik performans olarak çok yüksek olduğunu söyleyemem ama normal günlük kullanıcı için gayet ideal ve temiz bir şekilde ses performansı sunduğunu söyleyebilirim. JBL bu kulaklığın sub basslarını öne çıkartarak alt frekansların en derin bölgeleri olan yolculuğunu daha belirgin bir çizgiye oturtmuş diyebilirim. Mid basslar genel frekanslar bütün içerisinde geri planda kalarak kulaklığın nispeten cılız ve az gövdeli bir kişiliğe bürünmesine sebep oluyor. Midler ve midlerin tizlere doğru uzanmaya başladığı bölgeye fazla parlatılmış. Bu tipte şarkılar dinlediğinizde kulağa fazla bir şekilde irite edici gelebilir. Ufak bir equalizer ayarlaması ile tizleri kısıp daha yumuşak bir ses performansı yakalayabilirsiniz. Öte yandan tizler midlere göre daha yüksek çözünürlüklü ve daha dengeli hissettiriyorlar. Kulaklığın sahne içi yerleşimi fena değilken geniş sahnesi takdir edilecek cinsten. Kulaklığın bas performansına gelecek olursak oldukça gövdeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyemem. Kulaklığın bas performansını equalizer ayarlarıyla bir yere kadar artırabiliyorsunuz. Genel olarak bas, tiz ve orta frekansların gayet dengeli olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklıktan yüksek bas beklentisi olanlar üzülebilirler. Bu konuda başka kulaklık modellerini tercih edebileceklerini söyleyebilirim. Fiyatına göre makul diyebileceğimiz bir ses performansına sahip olduğunu söyleyebilirim. Benim JBL Pro Plus hakkında bahsedeceğim detaylar bu şekilde. Siz bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayınız. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemek istiyorsanız da kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilir, görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.